Merhaba arkadaşlar, bu videomda sizlere Outlook üzerinden yanlışlıkla göndermiş olduğunuz bir maili geri çekme veya ya gönderdiğiniz mailin üstüne düzenleme yaparak aynısını göndermekten bahsedeceğim. Burada en önemli kural şunu unutmayın. Karşı tarafa mail ulaştığında karşı tarafın bu maili okumamış olması lazım. Eğer karşı taraf bu maili okumadıysa geri çekebilirsiniz arkadaşlar. Okuduysa eğer geri çekemezsiniz ve size başarısız diye bildirim gelir. Şimdi hızlıca bunları göstereceğim arkadaşlar. Yazıyorum. Kendime göndereceğim. Deneme 12. Deneme 14 olsun. Deneme mailidir dedim. Ve kendime gönderdim arkadaşlar. Mail bana gelecek şimdi. Bir okunmamış haliyle örnek göstereceğim. Bir de okunmuş haliyle örnek göstereceğim. Şu an o yüzden bu maile tıklamıyorum arkadaşlar. Sizin de bilginiz olsun. Tıklamıyorum ve gönderilmiş öğelere giriyorum. Mail 14'ümü geri çekme eylemini gerçekleştiriyorum. İki defa tıklayıp açıp mailimi. Burada ufak bir eylemler bölümü var arkadaşlar. Buna tıkladığımda bu iletiyi geri çek diyor. Bu iletiyi geri çekme konusunda da size bir uyarı yazısı karşılıyor. Alıcılar henüz iletiyi okumamışlarsa iletiyi geri çekme, alıcının gelen kutusundan bu iletinin kopyalarını siler veya kopyaların üstüne yazar diye bilgilendirme yapmış arkadaşlar. Yani bu az önce söylediğim şeyi destekler durumda. Karşı taraf bu maili okumadıysa geri çekebilirsiniz. Yani onun postasından silebilirsiniz arkadaşlar. Burada size iki seçeneği soruyor arkadaşlar. Silmek mi istiyorsun yoksa yerine bir yeni ileti mi koymak istiyorsun diyor. İkinci seçeneği sonra göstereceğim. Şimdi silme kısmına değiniyorum arkadaşlar. Ayrıca bu geri çekme durumu başarılı veya başarısız olduğuna dair bana bu konuda bilgilendirme yap diye seçeneğimizi de tikli bırakıyorum. Çünkü bilgilendirmemizi alalım. Tamam dedim. Hemen burada geri çekmeyi denediniz diyor. Evet, geri çekme adımını başlatmışım. Fakat gördüğünüz gibi direkt olarak mailim e-postamdan gitti. Ve maili geri çekmeye çalışan kişiye de başarılı iletisi geldi arkadaşlar. Başarıyla geri çekildi diye ifade yazmış. Tamam. Biz şimdi bir de karşı taraf bunu okuduğunda nasıl bir bilgilendirme maili alıyoruz? Bunu göstereyim size. Kendime yazdım. Deneme 16 dedim. Deneme 16 mailidir dedim. Gönderdim. Mail bana gelecek ve okuyacağım arkadaşlar. Bu sefer karşı tarafın okuduğunda nasıl bir bilgilendirme alıyorsunuz onu göstereceğim. Evet. Okudum mailimi. Evet, okudum şu an. Gönderilmiş öğeler bölümüne geldim arkadaşlar. Deneme 16'yı açtım. Eylemler bölümüne geldim ve bu iletiyi geri çek dedim. Evet, aynen kopyasını sil. Bana da bildirim ver dedim. Tamam dedim. Geri çekmeyi denediniz dedi. Okey. Buraya kadar hiçbir sorun yok. Gelen kutuma tekrar gittim. Ve evet arkadaşlar, mailim geri çekilmedi. Aynı zamanda da uyarı verdi. Geri çekmeye denediniz dedi muhtemelen. Denediler dedi muhtemelen. Evet. Şu an ben bekliyorum sistemden. Başarısız iletisi bekliyorum arkadaşlar tarafıma. Çünkü karşı taraf bunu okumuş. Aynen geldi. İleti geri çekme başarısız oldu diyor arkadaşlar. Dediğim gibi karşı taraf maili okuduysa başarısız iletisi alırsınız. Yani maili aynen burada deneme 16'nın durduğu gibi karşı tarafta bu mail durur. Size de başarısız iletisi gelir. Fakat maili geri çekebildiyse, yani kişi okumadan siz geri çekebildiyseniz, size başarılı ifadesi yer alır. Ve deneme 16 maili de deneme 14 maili de karşı taraftan silinir arkadaşlar. Şimdi üzerine yazma konusunu hızlıca değineyim. Üzerine yazma konusunda da okunup okunmaması önemli arkadaşlar. Okunup okunmama durumunu iki defa sizlere örneklendirip daha da boğmayacağım. O yüzden sadece okunmama durumunda nasıl bir karşı taraf bu maili okumadan siz yerine yenisini koyarsanız nasıl bir görüntü karşı tarafta oluyor bunu göstereceğim. Ondan sonra
eğitimimizi sonlandıracağım. Deneme 18 maildir dedim. Evet, gönderdim. Mailin bana gelmesini bekliyorum arkadaşlar. Evet, mail bana geldi. Okumuyorum arkadaşlar. Direkt gönderilmiş öğelere geliyorum. Ve deneme 18 mailimi açıyorum. Eylemler bölümüne tıklıyorum ve iletiyi geri çek seçeneğini seçtim. Hep birinci seçenekte ilerlemiştik hatırlarsanız. Şimdi ikinci seçeneğe geliyorum. Diyorum ki okunmamış kopyaları sil ve yerine yeni iletiyi koy. Evet diyorum. Ardından bana hemen bir e-postayı tekrar açıyor. Acaba maili geri çekebildim? Çekebildim mi? Diyorum ve gönderiyor. Başlığını da değiştireyim. Geri çekme. Yok, yerine koyma yazalım. Arkadaşlar, yerine koyma. Evet, gönder dedim. Tamam. Gelen kutusunda hızlıca değişiklik oldu. Oraya bakalım. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar, deneme 18 mailini okumadım. Okumadığım gibi bana yerine deneme 18 tire yerine koyma maili geldi ve içeriği değişti. Aslında mantık şu arkadaşlar, sizin gönderdiğiniz deneme 18 mailini geri çekiyor. Son üstüne yeni yazdığınız maili karşı tarafa gönderiyor. Ya bu durumda ne olabilir? İşte yanlış bir kelime yazmışsınızdır ya da klavyenin hatasından dolayı kelimeyi yanlış kurmuşsunuzdur. Bu konudaki yanlış anlaşılmalara imkan verecek kelimeleri değiştirip tekrar gönderebilirsiniz. Bu amaçla tekrar göndermeyi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur. Diğer videolarımı da oynatma listesinden izleyebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim arkadaşlar. İyi günler dilerim.